Bunlardan bir tanesi de dengeli beslenme. Değil mi? Düzgün, güzel yemek yiyebilme. Hı hı. Mesela evet. bize iyi gelecek besinleri evet. tüketebilme. Kesinlikle. Dengeli bunlardan beslenmek de önemli. O. Bir tanesi muz. Muz da en çok mesela o mutluluk hormonu dediğimiz hormon salgılatıyor var. Değil mi? Evet, salgılatıyor. Evet, muz, çikolata zaten çok çikolatayı hepimiz biliyoruz. Ama mesela ben balı ve bu şey kaju fıstığı... Kajuydu değil mi bu? Evet, kaju onun içinde de. Bilmiyordum. Bunda da mı var? Onun içinde de bunda var. Bunda böyle avuç avuç yiyesim geliyor ondan mı acaba? Evet. Az veriyor, böyle bir bir yani? Yemek değil de böyle 3-5 tane falan evet. birine atası geliyor. Mesela yeşil elma ben hiç bilmiyordum. Biliyor muydunuz yeşil elmada serotonin olduğunu? Böyle bunları çay da yapabiliriz bu arada. Rahatlatıcı ve tabii, iyi gelen çaylar olur ya hep böyle. Akşamüstü papatya, gibi papatya falan. Çayı falan. Mesela vücut depresyona gireceğimizi hissettiği anda çikolatayı istiyor olabilir mi? Olabilir. Mesela hani adet döneminde öyle ya Çağla. Tamam okey ama o çikolatayı yediğimiz anda o depresyon geri kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Yani o anlık o hormonu salgılıyoruz ama tabii ki bir çözüm ötelet, değil. Sonra öte, tekrar geliyor, tabii sonra ki. Tekrar yiyoruz. Keşke sonra öyle tekrar olsa. Geliyor, tekrar yiyoruz. Keşke onu yiyince depresyonumuz çözülse. Keşke. Bu değil. Anlık çözümler. Ya ben şeyi, şeye çok katılıyorum, maddesel mutluluklardan uzak durmaya. Kendimize alacağımız bir toka, bir ruj, işte ne bileyim yiyeceğimiz bir yemek hepsi maddesel mutluluklar. Eğer gerçekten mutlu olmayı sadece maddesel şeylerden bekliyorsak, bu sefer sürekli başka şeyler almak istiyoruz. Mutsuzum, onu ya. Alayım. Mutsuzum, bunu i̇şte alayım. Mutsuzum, bunu yiyeyim. Yani bize aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Hiçbir şeysiz durduğumuz yerde gerçekten içimizde sadece sevgiyi barındırırsak, gerçekten eğer mutluysak o zaman o maddelerde biraz bonus oluyor. Ben en çok buna ama dikkat ediyorum. Ama o zaman işte benim olmam da yetmiyor. Etrafımdakilerin beni doyurması lazım. Ben hiç öyle bir şey beklemiyorum. Ben ne zaman ki insanlardan bir şey beklemeyi bıraktım o zaman mutlu bir oldum. Bir şey beklemiyorum ki Çağla sevgi bekliyorum. Sevgi ya, de beklemiyorum niye arkadaşım. Niye beklemiyorum? Ben ama çok seviyorum ben kendimi. Diyorum, ya ben kendimi seviyorum yetmiyor. Ben diyorum ki bak ben dünyanın en güzel kadınıyım. Ben dünyanın en başarılı. İyi tamam da bunu sürekli söyledim yetmiyor işte. Ama Aslı da bana bunu demesi lazım. Yani Gökçen evet seni takdir ediyorum. Ya niye 10 ay bekliyorsun? Ama bizim psikolojik benim psikolojik ihtiyaçlarımdan biri de değerli hissetmekse ya da değerli hissettirilmekse sevgiye, güvene ve değere ihtiyacım var. Anana babana sarıl en güzel onlar hissettiriyor. Annem ondan gayrısı yalan. Tek başına. Benim de yok. Şimdi şöyle bir şey babam var aslında. Ay kurban olurum sana. Çok kötü oldum şu an. Ciğerimi çocuk, yaptın. Evlat. Evlat var mı torun? Doğru. Oh. Mikrofon. Allah şaka yapıyorsun sandı. Yok. Evlat var. Ama gerçekten. Annenin babanın yerini tutar mı? Tutmaz. Asla, asla. Şimdi öyle bir an geliyor ki kalan. Evladınızla bir şeyleri paylaşıyorsunuz. Misal en ufak örnek vereyim. Ben dün kendi kendime evvelsi gün balkonda oturdum akşam. Gözlerim doldu ağladım. Neden? Anne neredesin? Dertleşecek insanım yok. Kardeşlerim var sağ olsun evlatlarım var ama anneyle paylaşılacak şeyler ayrı. O depresyonu ben yaşadım. Tabii ki. Yaşadım ben. İnanır mısınız çiçeklerle, ağaçlarla yendim ben onu. İşte hep söylediğiniz çıktım şey, çiçeklerle konuştum. Ah canım benim. Çağlacığım ben şöyle diyeyim 24 sene yani ben İstanbul kızıyım. 24 sene ben bunu atlatmak için köy yerinde durdum. Affedersiniz ineklerle. Ağaçlarla, bak, çiçeklerle. Doğal, insan dışı bile çok güzel bir düşünce. Bunlarla bunu çünkü bile çok öyle güzel, bir şey, öyle bir an geldi ki Çağlacığım. Yani evlat gözüm evladımı görmedi. Şuradan şuraya gitmesi bana koydu. Eşimin gelip ne oluyor demesi seni düşman görüyorum. Git başımdan. Evet. Mideme ağrılar giriyor. Tabii ki biz bilmiyorduk ne olduğunu. Hı hı. Doktora gidiyorum. Mide dedi sen dedi bir dedi psikoloğa git. Hı hı. İnanır mısınız doktor bile şaşırdı. Girdim doktoru arıyorum. Derdin dedi. Şöyle baktım. Ay dedim affedersiniz hasta bakıcıya mı derdimi anlatacağım dedim. Ben doktoru bekliyorum. Ben dedi. Baktım siz misiniz? Başladı hareketleri yaptırmaya. Ne zaman ki iyi yap deyince affedersin at pazarından at mı alıyoruz dedim. Yaptı. Sen de devamlı gel git. İşte öyle çiçeklerle ağaçlarla. Ondan sonra da peş peşe anneyi Nur babayı da kaybedince. Kaybettiklerimiz hayatta evet. olanlar da. Öyle yani versin. Evladım kardeşlerim ne avunuyorum. Çoğa varmadı genç yaşta hemen hemen 6 ay evvel de 35 yaşında gelinimizi kaybettik.
Onun acısı, şimdi onun da bir çocuğu var. Dün onu gördükçe içimiz kanıyor. Mesela geliyor hala.